Kadınlar güldüren erkekleri seviyorsunuz. Evet işte. ben avantajlarını görüyorum diye burada yayınlayabileceğiniz ölçüde özetliyorum. Evet. evet, ama tabii ki benim bir önce bir önce kuşam Ege abi muhtemelen forvetti yani. Hepimizin heykelini yapmak isteyeceğimiz ama boyundan ötürü malzeme yetmeyeceği. Boyun kaç? 1.90 var mı? 1.90 abi. abi. 1.90 evet. Ege Bey baleyi bırakmış zaten boyu çok uzun olduğu için değil mi? öyle oldu çok eski senelerde. Baleye merakım vardı. O da yine çok yazın böyle küçükken 10 yaşında filanken beğendiğim çeşmedeki bir kızın, kız arkadaşımın baleye girmesiyle ben de balerin olacağım falan diye gitmiştik konservatuara. <laughs> Daha sonra orada ne gerçekleri öğrendim. Kadılar, anıların seni anıların, Anılar ses sevdiğim. terilliği mesela okulda ne kadar güzel değil mi aristokrasi e, mesela baleye Bale gidiyor bir kız gözlerini için baleye gidiyor. Bizde abisi beni vurmazsa hani kızı çıkışta ben de beklerim okul çıkışında beklerim gibi e, şey var çocuk anıların. ama işte abi ne güzel ne kadar güzel enfes bir meslek yapıyoruz ki e, farklı geçmişlerden gelen farklı kuşaklardan gelen. Ama aynı şeye gönül coğrafyalarından. Evet gelen insanlar aynı şeyde buluşabiliyorlar ve birbirlerini sevip sayabiliyorlar. Öyle çok bir çok, önemli. çok güzel bir iş yani. bu e yani Çocukluk benim... hayalinizdi. Peki bu kadar iyi bir kadroyu kurmayı hayal eder miydiniz o zaman? Şimdi eğer yeni bu film sırasında hayal eder misiniz? Ederdim. De çünkü zaten hani zaten e, çok şey zaten sadece ünlü endirgememek lazım. Yani nitelikli ünlü bir de çünkü mesela eskiden bir 15 e, sene önce ben bir de öyle bir kuşaktayım ki şeyi de biliyorum. Sosyal medya hemen çıkmadan öncesinde yakaladım ya. Mesela bir şey yap bir değer yaratıyordunuz o yüzden ünlü oluyordunuz. Şu anda sadece ünlü olmak bir e, sıfat da olabiliyor ya. Dolayısıyla hani sadece ünlü olduğum için bu kadro bir araya gelebilirdi değil. Ama o dedi. videolar bir anda patladı. Yani herhalde bir haftada tüm Türkiye sizi tanıdı. Bir hafta olmadı ya. Üç, ben çok gün gün saydım. <laughs> Benim için yıllardı o ama şöyle oldu. Bir de ben o kadar temkinliydim ki ben Harbiye'de sahneye çıkıyordum. Ona rağmen 3 artı 1 eve çıkmaya korktum. Tekrar param biter. Tekrar yoksul olabilirim diye. So Harbiye de sahne çıkıyordum. Ve mesela ayıptır söylemesi hani o eve alabilecek parayı kazanıyordum artık. hani. Bu meslekte çok güvensizlik. Aynen öyle, daha iyi evet. bilir. Hani, her şey Hiçbir olabildiği şey. için. Bir de biz emeğiyle bir yerlere gelen insan olduğumuz için hani e, ne olur ne olmaz hissi hep var. Temkinsiz. Şöyle e, biz 12 Mayıs'ta e, yayına girdik. E, birinci bölüm yayınlandı. E, Ekim'de artık de sahne çıkıyordum. Ama bu, e, bu yani bizim işte siz magazin otoriteleri de söylüyor. E, sağ olun. Şey de söylüyor. Gazeteci veya işte bu meslekle alakası olmayan entelektüeller de söylüyor. Bu 30-40 yılda bir olabilecek bir şey. Ya yani bu kadar her her koşulun sana hizmet ettiği. Yani şöyle hem pandemi hem biz çok beğendik çok şükür. Hem pandemiye denk geldik. E, hem e, programın ruhu çok sevildi. Yani ve herkes önerdi. Biz zaten şeyde duygulanıyordum. Önce ben DM'leri bile paylaşıyordum. Bana gelen direkt DM tebriklerini bile paylaşıyordum. <laughs> bizden hikayeler hikayesi şey, lafı var ya bizden hikayeler izliyoruz. Cem Yılmaz'ın ilk patladığı dönemde de hep bunu duymuştuk. Yani o kadar güzel ki biz kendi aramıza mahallede konuştuğumuz hikayeleri adam orada söylüyor. Biz para para veriyoruz, gülüyoruz ama ne kadar da doğru söylüyor ya da okulda yaşadıkını mı? Şimdi Hasan'ın da yani gün Güngören'deki bütün hikayeleri e, samimiyeti... Şimdi burada Sokak şöyle bir şey yetim. var, bunu siz de söyleyebilirsiniz, ben de söyleyebilirim ama kimin söylediği çok önemli. Hmm. Oradaki en ufak bir ifade, ses tonu, yani onlar işte Cem Yılmaz'da olduğu gibi o e, şeytan tüyü diyelim, Hasan'da <laughs> da, da var. Yani dinlemezsiniz, her fıkrayı herkesten dinlemezsiniz. Ha, doğru, bir çok güzel söylediniz. Yani bu her Allah fıkra. vergisi bir şey, bir eğitimini mi aldı? Çok Hayır, bu hızlı düşünüp herkesin önüne geçip espriyi daha düşünmeden ben patlatabilmek. Yani Hazır yapmak şöyle şeyler abi sağ Çok hızlı olmak gerekiyor. Zaten konuşurken hangisini söyleyebileceğini fark ediyorsun değil mi? O kanala giriyor, oradan çıkıyor bu kanala o Orada giriyor, giriyor, gire araya, giremiyor. araya giremiyorum, tabii bekliyorum. <gülüyor> tabii Harika. <tabii. gülüyor> Estağfurullah. Çok sonucu da böyle oluyor. Çok teşekkür ederim abi. Yok rica ederim. Biri abi. senin yanında övünce de ne yapacağını şaşırıyor. Yani <laughs> beni övdüğün zaman ben de şaşırıyorum. Öyle ben de öyle bir öveceğim ki biraz Şaşıyorum. sonra böyle feleni şaşırıyorum. Ben de seni öyle bir döveceğim Ama <laughs> Birilerinin hikayeleri çok başka yere gidiyor. Siz bir yerinden girince o işin içine. Çok teşekkür ederim. Ya bunu ben gerçekten. Aa, pardon Hasan'cığım bir de şey var. Seyirci seni izledikçe senin üslubunu da kavramış oluyor. Yani şimdi evet. Tchaikovsky'i de dinlersin değil mi? Beethoven'ı dinlersin. Ya yani Bayan neyse sende. tamam hani başka şeyleri seçim yani. Çok teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Beethoven'la aynı cümlede. Beethoven'la aynı gün doğmuşuz. 16 Arap <laughs> doğumluymuş. O yüzden söylemiş. söylemiştim. İkinci ortak yönümde <laughs> <Egeida> bahsetmesi <laughs> oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Neyse yani üst noktadan bahsedecektim e, yani. yani. Çok hani teşekkür ederim. beklentiler yani. Hani. Ya yani şey e, ya şöyle işte abi zeka kategorize ya. Nadizane bir sürü yapamadığım şey var. Hani bir sürü yani benle mesela benle bir yola çık. dün asla bulamam yolu. Yani örnek veriyorum. Hani sayısalım çok iyidir. Hani okuldayken de çok iyiydi ama... ...hani bir sürü yapamadığımız şey var. Yemek yapamam mesela. Benim annem aşçı. Anadolu yemekleri üstelik. Çok da iyi bir aşçı. Ama mesela ben hiç beceremem. Benim dedem çok iyi bir ustaydı. Yani hem marangoz... E, ...hem tahsil olmamasına rağmen... ...hem ev yapabiliyordu. Hem marangozluğu vardı. Hem terziliği vardı. Zaten Hasan Usta lakabı da. E, onun adı ve benim can ekleyerek... ...bir upgrade yapmışlar bizim jenerasyona. Benim hiç el becerim yok mesela. Yani demek istediğim... ...dolayısıyla ama, e, şimdi... Ege de çok çeşitli bir sürü özelliği var. Ama yapamadığı şeyler de vardır. Yani e, mutlaka sorsak. Yani beceremediği. Yemek yapamam evet. Ha, mesela. Yaparım da yani, yapamam. Hani şimdi sözü oraya geldi. Yani oyunculuğun kadar iyi değildir belki. Evet yani, yani. şimdi bunu kabul ettim. hani evet. yani, <laughs> <Estağfurullah>. yani <laughs> Oyunculuğum kadar iyi. Böyle yani yufka <laughs> açamam. <gülüyor> yani özetle biraz nacizane çok teşekkür ediyorum. Bana nasip olanlar da mutlu. Ama şöyle bir durum oldu. Şimdi şeyin altını çizeyim. Gençlere yanlış örnek olmayalım. Mesela diyorlar ki işte, bir sürü şey söylüyorsun insan sana kızmıyor. Yani onu biliyorsun ne söylersen. Ya yani o bir ince çizgi yani anlatabildim mi? Neyse, mi Bu da işte çok uzun süre çalışarak, çok uzun süre okuyarak ya da işte çok uzun süre yazarlık yaparak yani yazarlık yapmanın en en bak hiçbir yarar olmamış olsa e, çok fazla okumak zorundasınız. E okuduğunuzda artık şeyi de biliyorsun. Yani bir entelektüel şaka yaparken e, onu bilerek yapıyorsun şakayı. Anlatabildim mi, Neyse, mi? Yani ona böyle cahilce onu gören, yeren bir şaka yapmıyorsun veya bir e ee, tıraşça bir muhafazakar şaka, şaka yaparken muhafazakarlığı bilen biri olarak yapıyorsun onu şakayı. Onu böyle yeren mesela benim en nefret ettiğim şaka tarzı ofansif şaka neredeyse hani yay, yaygınlaştırmış sayılabilirim yani 4 yıldır. E, yeni bir eee deneyen bir sürü arkadaş var artık. Ama mesela şeyden nefret ederim. Biri biri şeyi küçümseyerek şaka yapmak yapıldığını zannedilmesinden nefret ederim mesela. Sen mi? böyle hayatla çakıştırıyorsun. Benim gördüğüm mu? Evet. Yani Çelişkiyi... kişiye sen çakmıyorsun. Evet. Yani am yani, yani evet, böyle çok, söyleniyor. Çok, çok güzel Hayatla söylüyorum. çakıştırıyorsun. Yani bu bu mudur şeklinde söylediğinde evet. o hayatın içinde kendini absürt hissediyor. Zaten çeliskin diyor. De. Evet. Evet. Adamın kendi suçu. Zaten çelişkide yani. Yani sen şeysin mesela özel üniversite mezunu. Şimdi 150 bin dolar vererek özel üniversite eğitim ait vermiş. 150 bin dolar vererek bir eğitim sürdürmüş. 17 bin lira maaşla onu amorti edecek şimdi mesela. Anlatır ve mutlu. Muhtemelen sadece telefon faturasını ödeyebiliyor mesela. ya şimdi matematik olarak bu mesela saçma. Babası iş adam muhtemelen. Babasına gitti de ki 150 bin dolar yatıracaksın. Ee, 4 yıl sonra 17 bin TL başlangıçla amorti etmeye başlayacaksın. Der ki böyle yatırım olmaz. Ama çocuğa yatırıyor. Anlatabildim mi? Şimdi burada çelişki. Benim bir suçum yok. 150'yi veren o. 150 dolar. <laughs> 17'yi <'ye gülüyor> alan o. Ama çok Ama komik. Herkes memnun abi. Herkes mi yani memnun şimdi. Ne onu... hepimiz yaşıyoruz bunu. Evet. Da hayatın içinden. Yani işte. şimdi e, bu, bu ya çünkü adamın orada başka hesapları var bu sarı iş adamın. Yani <laughs> nedir? Çocuğun bir işe sabah gitsin akşam gelsin. Bunun gibi bir sürü çelişki var. O yüzden Ege abi'nin saptaması şuna kadar yapılan en doğrusu benim neredeyse duyduğum canlı duyduğum en dolu saplama olabilir. Ben orada aradan ya aradaki çelişkinin altını çiziyorum aslında. İşte abilerimizin yaptığı, bizim sizin isminiz verdiğiniz abilerimizin yaptığı da oydu aslında. Oradaki çelişkinin altını çizmekti yani. Türkler uzaydayı hani e, bu absürtlükte e, astronot içinde sigara içme absürtlüğünü de anlatmasıydı. Nacizane bana da nasip oldu. Ben çok seviyorum zaten hepsini de çocukken izleyerek büyüdüm. R rekabet konusunda da soruyorlar işte. Başka arkadaşlar da soruyor, ediyorlar. Büyük abilerle ilgili sürekli laf çakayım diye magazinci arkadaşlar <laughs> isim isimlerini soruyorlar. Ne düşünüyorsun filan? Abi hiçbir zaman e negatif bir şey söylemiyorum. Samimiyetimle söylemiyorum. Politik değil. Çünkü biliyorum ki arkadaşlar gemi ileri giderse hepimiz gideriz. Ya yani o abiler, o arkadaşlar e, magazinci abilerin benzettiği kasada arkadaşlar abiler yüksek iş yaptığı sürece beni daha yüksek iş yapmaya zorlar bu. Ben yaptığım sürece onları daha zorlar. Ya bu futbolda da böyledir. Yani keşke bütün takımlar Premier Lig'deki gibi muhteşem oynasa, biz inanılmaz bir lig izlesek de dünyanın her yerinden izlense daha büyük olsak. Onlar da size destek veriyor zaten. Yani bir çoğu destek Sağ olsun. De beğendiğini söylüyorlar. Evet, teşekkürler. Ama hangi onu? Hani o e, o zaman niye ben bu kadar çok çalıştım? Madem <laughs> hani destek. Yani ben bir kısmına metin yazdım zaten. Daha önce çalıştım. Bazıları mesaim evet. oldu e, ama. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, söylüyorlar da beğenlerini. beğenilerini. Ee, onları da çok sevip sayıyorum. Kıymetini de biliyorum bu övgülerinin. Bakalım zaman ne gösterir. Umuyorum ben de onlar gibi. Ben 4 yıl oldu bu arada az bu zaman olmadı konuşana başlayalım ama. Ee, umuyorum 10 yıl 15 yıl daha bu düzeyde devam edebilirim de. ileride de ben e, benden çok daha genç arkadaşları İnşallah. destekleyecek fırsat nasip olur. Ee, yani şeyde e, çok küçükken galiba ilkokuldayken ee, şey siyaset meydana çıkmışlardı. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Beyaz Töztürk. Böyle nefesim tutarak izlemiştim. Daha bu mesleği yapacağım bilmiyordum yani. Sayısalım çok iyiydi ama hani bu mes bunlar meslek olarak saçmalamayın lan. Hani dersinizi çalışın gibi görüldüğü dönemde. Şükürler olsun yıllar sonra tanıştım üçüyle de. Ee, bazıları hatta mesaim oldu yazarlık dönemde. Ee, ve e, böyle bir şey nasip oldu. İşte beraber ödül törenlerine gidiyoruz, yan yana geliyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Şükran doluyum o yüzden. Hem topluma Harika. hem yaptığım işe. Ee, bu mesele çok çalışma ve çok emek verdim ama karşılığında bana çok şey verdi.